Bizlere günaydın diyen izleyicilerimize bizler de günaydın diyelim. Nereden bakarsan bak bugün başlığımız sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz. Hemen sizlere bir dışarıyı gösterelim. İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Az önce şöyle bir terasa çıktık bir de fotoğraf çektik. Yeni bir gün ve güneş e, günün doğumuna da tanıklık ettik. Bugün İstanbul sakin, güzel, dingin, hani böyle pastırma sıcakları denilen bir günü yaşayacak. Sizin memleketinizde durum neyse lütfen buna dair de mesajlarınızı aktarın. Aytan Hanım günaydın. Güzel haberler verin istiyoruz. Bunalıma girdik mesajını aktarıyor bizlere. Elimizden geldiğince hani haberleri aktarıyoruz ama memleketteki haberler neyse biz de onu aktarmakla yükümlüyüz. E, ama nefes alacağınız size iyi gelecek haberler de paylaşacağız Ayten Hanım. E, bu arada bakayım yine günaydın diyen izleyicilerimiz arasında Ebru Hanım var. Asgari ücretle ve emekli maaşıyla yaşamak mucize. Nereden bakarsam bak. Hani bize ne söylenirse söylensin. Son dönemleri son yılları saymayın denilse de biz bu hayatı yaşıyoruz. Ve her yeni günde de zamlar karşımıza çıkıyor maalesef. Hadi hep birlikte gelelim gazeteler gazete turumuzda başlatalım. Sonra siyaset, siyasetteki seçim e, ya da adaylık tartışmaları bunu az sonra buraya gelecek olan konuğumuzla Cumhur İttifakı'ndan bir e, isimle yine değerlendireceğiz. Ama öncesinde acaba adaylıklarla ilgili nasıl bir yarış var e, onu ekranlarınıza taşıyalım. Gazete Pencere başlayalım. Bahçeli duymasın bir hatırlatma. E sonra AK Parti HDP'nin parti olduğunu hatırladı. Yani önceki dönemlerde sık sık HDPKK ihtiyaç halinde HDP. Hani bu söylemlerden yeri geldiğinde HDP'ye dönülebiliyor. Ve HDP ile işte görüyorsunuz verilen fotoğrafı da karşılıklı oturulabiliyor AK Parti için. Yani dün ne söylendiyse ertesi gün duruma göre, ihtiyaca göre değişebiliyor. Dün dündür, bugün bugündür. Siyaset ve AK Parti de bunu bize unutturmuyor bu sözü. HDP'yi hemen her fırsatta PKK'nın siyasi kolu olmakla suçlayan muhalefeti HDP ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle eleştiren iktidar ittifakı referanduma götürmek istediği anayasa değişikliği için desteğe ihtiyaç duyunca önceki açıklamalarını ağır suçlamalarını unuttu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz HDP grubunu ziyaret etti. Anayasa değişikliği için de destek istedi. Yani Ali İhsan Yavuz'un da söylemiyle hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ve işte kameraların önünde oldu. Gelelim siyaset, siyasetin konuştukları bir vizyon programını açıklamıştı Cumhurbaşkanı geçtiğimiz Cuma günü. Ve o vizyon programından sonra meclisteki grup toplantılarında damga vuran hani böyle geleceğe de siyaset tarihine de damga vuracak açıklamalar geldi. Hep birlikte dinleyelim. Türkiye 100 yılı programımızın tanıtımını yaparak gelecek vizyonumuzu milletimizle paylaştık. 20 yıllık bir devr iktidarın sonunda vizyon diye pazarlanan bir vizyonsuzluk vesikası. Lütfen biriniz Sayın Erdoğan'a 20 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatsın. Utanmasa bir de bizi deneyin bu seçimde diyecek. AK Parti'nin Türkiye yüzyılı başlığıyla açıkladığı vizyon belgesi siyasetin gündemi. Meral Akşener 2023 hedeflerini hatırlatarak Erdoğan'ı eleştirdi. Erdoğan Millet İttifakı yakında dağılacak iddiasında bulundu. Millet İttifakı diyerek orada da millete ihanet ediyorlar. Dediler ki 2023 yılında milli gelirimiz 2 trilyon dolar olacak. Şimdi ne diyorlar? 2023'te milli gelirimiz 867 milyar dolar olacak. Kamuoyu araştırmaları masanın etrafındakileri çıldırtıyor. Hesap günü geldi çattı. Artık aynı hayali satamayacağı için de şimdi yeni bir masal uyduruyor. Daha çok çıldıracaksınız. Yeter ki biz arazide, sağda, dağ, taş, köy demeden Cumhur İttifakı olarak çalışmaya devam edelim. Sen hiç merak etme Sayın Erdoğan. Şunun şurasında 7 ay kaldı. O sandık geldiğinde vizyonu da, liyakati de, projeyi de evvelallah İyi Parti iktidarında ziyadesiyle göreceksin. Az daha sabret. Yakında o zillet ittifakı zaten dağılacak. Ömrü fazla uzun değil onlar. Altılı masa için renkleri farklı dedi Erdoğan. Bu yüzden ömrü uzun olmayacak diye konuştu. Çünkü renkleri bir defa çok farklı, çok değişken. Düşünün ki bunlar seçim meydanlarında bir defa birinin söylediğini öbürü ne yapacak? Reddedecek. Aynı şeyi söylemeleri mümkün değil. AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni Baver Miroğlu da İyi Parti'ye katılırken AK Parti başörtüsüne aile yapısına ilişkin maddeler içeren anayasal düzenleme için partilerin kapısını çaldı. CHP, İyi Parti ve HDP ile görüştü. Birden çok maddeli bir anayasa değişikliğinin de seçime 7 ay kalmışken parlamentoda yapılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Halk oylaması dahil diğer adımları atmaya da biz AK Parti olarak hazırız. Başörtüsü yasağını kaldıran bu kardeşinizdir. Üniversitelerde. Sıkıysa önümüzdeki seçimde hadi bakalım başörtülü adayları koy. Seni de görelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP arasındaki bir başka polemikte Yalova eski belediye başkanı Vefa Salman'la ilgili 3. bilirkişi heyeti de Vefa Salman suçsuz dedi ama mahkeme göreve iade etmedi. O karar sonrası CHP'li vekiller mahkeme salonunda hakime ses yükseltmişti. Sen nasıl milletvekilisin? Ya yargının temsilcilerine bu şekilde hakaret mi oldu? Mahkeme salonunda arkadaşlarımız itiraz ediyorlar. Bu sefer CHP'liler mahkemeyi bastı diyorlar. Mahkemeyi basmak değil, mahkemeyi ele geçirmişsiniz zaten. Saray iktidarı var orada. Bunların hesabını yargıyla beraber soracağız, sorduracağız. Yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yargıya yönelik bu kabul edilemez tavır karşısında üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı hakime tepki gösteren vekiller için yargıya, meclise çağrı yaptı.